süreci ekranlarda izlemedim. Bizatihi içerisindeydim. Olaya içeriden bakmak ve olana bitene o perspektifte bakmak çok daha farklı bir analiz imkanı da veriyor. Öncelikle kürsünün önünde olanları biraz konuşayım dilerseniz ve kürsünün arkasında olanları. Çünkü kürsünün arkasında olanları toplum bilmiyor. Ekranların olmadığı bir yer ve birçok şeyin de mahrem konuşulduğu bir yer. Ama oradaki atmosferin kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor ki bir anlamda Türkiye fotoğrafı o ya da AKP yüzyılının fotoğrafı. Kürsünün arkası dediğiniz o Başkanlık divanının arkasında grup başkan vekillerinin ve meclis başkan ya da başkan vekilinin toplandığı bir toplantı salonu vardır. Kapalı toplantı vardır. Meclisin kapalı olduğu veya konuşulmadığı o dönemde biz 3,5 saat arkada çok sert tartışmalar yaşadık. Onları kamuoyu bilmiyor. Tabii siz de eleştirdiniz Ahmet Şık'ın konuşmasını. Belki Ahmet Şık ifade olarak sert bir üslup kullandı. Ağır eleştiri yöneltti. Kimileri bunu hakaret olarak değerlendirdi. Kimileri ağır eleştiri olarak gördü. Ama ne olursa olsun meclis dokunulmazdır. Oradaki kürsünün dokunulmazlığı vardır. Milletvekiline bu milletin verdiği iki temel vasıf ya da özellik vardır. Yasama sorumsuzluğu, kürsü dokunulmazlığı. Ve bu kürsü dokunulmazlığı ihlal edilmiştir orada. O ifadeler o kadar sertse, eğer hakaretse yapılacak şey bellidir meclis iş tüzüğüne göre. AKP'nin ya da iktidarın grup başkan vekili el kaldırır, der ki burada bize hakaret edilmiştir. Tutanaklar istetilir. Orada meclis başkanı okur. Hakikaten hakaret varsa oradaki hatibi çağırır, geri al sözünü, özür dile der. Öbür tarafa da söz verir. Buna karşılık cevap verin diye söz verir. Usul budur iş tüzüğe göre. Fakat orada beklendi. Tam Bekir Bozdağ'ın meclisi kapatma ihtimali belirdiği an yerinden fırladı Alpay ve yumrukladı. Akıl alır gibi değil. Ve o atmosfer sizin o ekranlarda gördüğünüz ya da işte telefon ekranıyla, telefon kamerasıyla çekilmiş olan görüntülerden çok daha vahimdi. Ben iki ülkede uzun yıllar cerrahlık yaptım. Benim genel cerrah olmam ve acil hekim olmam münasebetiyle işim kanlıdır. Eğer bir zeminde siz yoğun kan görürseniz orada vahim bir olay vardır. İçim acıdı ve kahroldum. O meclisin mermerlerin üzeri kan dolmuştu. Ve hemen geldiler, temizlemeye çalıştılar falan. Korkunç bir kaos, korkunç bir öfke, korkunç bir nefret. Orada benim gördüğüm tablo aslında toplumda yaşanan bu gerginliğin de bir anlamda yansımasıydı. Gelelim arka tarafa. Tabii oradaki konuşmaların önemli bir kısmını paylaşmam mümkün değil. Sadece kendi yaptıklarımı ve kendi... Numan Kurtulmuş'un başkanlık yaptığı. Ondan önceki yani önce Bekir Bozdağ başkandı, sonra Numan Kurtulmuş. Bekir Bozdağ oturumu kapattı, arka tarafta biz toplantı yapmaya başladık. Bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurunuz. Bekir Bey meclisi yönetirken diyelim ki konuşmacı, hatip bu şekilde bir durum, bir ifade... Mikrofonu kapatabilir. Durdurabilir. Öyle bir durdursaydı. İşte bakın son derece kötü bir yönetim var orada. Durdursaydı o zaman durdurabilirdi. Ondan sonra temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum derdi. Evet. Hala devam ediyorsa konuşmasını yarıda keserdi. Ondan sonra iktidar partisine söz verirdi. Tabii, kalkın işte cevap verin diye. Meclis iş tüzüğü bunu emrediyor. Yapmadı bunu. Tabii, son derece kötü bir yönetimdi. Evet. Ve arka tarafta biz bir toplantı yaptık. Dedik ki millet iradesine hiç kimsenin yumruk atmaya ve milletin iradesini kanatmaya yetki ve selahiyeti yoktur. Bu adama ceza verilsin. Hepimiz aynı tavrı sergiledik. AKP'li temsilci ama diye başlayan cümlelerle işte bize çok sert ifadeler kullanıldı falan dedi ama bunu biz reddettik. Evet, o ifadeler sert olabilir ama sizin karşılık vermenizin yöntemi yumruk değildir diye itiraz ettik. Ve orada bir karara vardık. Dedik ki Alpay'a bu yaptığından dolayı bir ceza verilmeli. İş tüzük bunu emrediyor zaten. Ve ortak bir karar çıktı. İktidar da bunu kabul etti. İşte ondan sonra Türkiye yüzyılı devreye girdi. Siz bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorsunuz. Bir süre sonra dediler ki Numan Bey geliyor. Hoş geldi, safa geldi. Numan Bey geldi. Dedi ki toplantıyı bundan sonra ben devam edeceğim. Hay bu sizin takdiriniz. O arada bir takım telefonlar geldi, git geller, büyük bir telaşlar, kapıdan çıkmalar, gelmeler, kapıların kapanması falan. Girmiyorum detayına. Sonradan Külliye'den telefonlar. İşte detayına girmiyorum. Anlıyoruz, ama millet tamam, neyin ne olduğunu biliyor ve bilsin. Anlıyoruz. Ondan sonra dedi ki Sayın Kurtulmuş, hiç kimseye ceza vermeden bu iş devam edecek. Olmaz dedim. Mümkün değil. Eğer milletin iradesi kanatılmışsa ve yumruklanmışsa bunun bir karşılığı olmalı. Uzunca bir tartışmanın ardından bu iradeyi devam ettirmeyi açıkça ortaya koydu. Biz dedim terk ediyoruz meclisi. Ve bundan sonra meclise yapacağımız konuşmaları basın odasında yapacağız ve milletimizle beraber yapacağız. Çaresiz kaldılar. Diğer muhalefet partileri de bizi destekledi. CHP de destekledi. Saadet Partisi destekledi. Ve ondan sonra uzunca bir süre bu gitgeller devam etti. Bir yerler ikna edilmeye çalışıldı. O bir yerlerden talimat geldi zinhar diye. Şimdi burada çok önemli bir ayrıntı var. İktidar Alpay'a ceza verilmesini istemiyor. Niye biliyor musunuz? Alpay'a ceza verildiği takdirde bundan sonra AKP'yi savunan, AKP adına şiddet uygulayanlara bir anlamda bir mesaj verilmiş olacaktı. Onu istemedi. Yani gelen talimat, gelen öfke bundan kaynaklanıyor. İşte bu sebeple biz de mutlaka ceza verilmesi gerektiğini ısrarla söyledik ve nihayetinde meclis başkanı işi daha ileriye götüremeyeceğini anladı ve 3,5-4 saatlik bu müzakerelerin ardından oturumu açtı ve bu şekilde devam etti. Bakın, az önceki görüşmemde, daha doğrusu konuşmamda artık AKP'nin süreci yönetemediğini anlatmaya çalıştım. AKP artık süreci yönetemiyor. Yönetmiş olsaydı, siz de söylediniz, meclis başkanı o acziyet içerisinde o tabloya sebep olmazdı. Becerebilmiş olsalardı kapalı toplantıda, kürsü arkasındaki toplantıda kendi istediklerini hayata geçirme şansları olurdu. Bunlar küçük örnekler ama önemli örnekler. Yani MHP ile olan ilişkisini siz söylediniz. Bir simbiyotik ilişkidir. Bu simbiyotik ilişkiyi AKP'nin bozmaya cesareti yok, yüreği yok, kabiliyeti yok. Onun ötesinde... Ne taraftaydınız? Nasıl? Şu arka taraftaydım. Yani şu hemen şu yeşilli evet hep işte o taraftaydım. O hengameye İyi Partiler de dahil oldu mu? Biz içerisine girmedik ama ben şeyin önündeydim ve bazı kişileri ayırmaya çalıştım oradan. Biz bizatihi kavganın içerisine girmedik ama oradaki kişileri, kavga edenleri ayırmaya çalıştım. Oradakiler... Küçük bir soru soracağım. O gün CHP'li galiba. Oturumu yönetme sırası CHP'de diye bir şey duydum. O neden Bekir Bozdağ yönetiyor? Çünkü Gülizar Hanım meclisi böyle yönetmeyecekti ve belki de okutacaktı. Yani bir karar okutacaktı orada. Orada da bir maalesef bir hile-i şeriye var. Yani o da çok yanlış bir uygulamaydı ama. Böyle günlerde Bekir Bozdağ ortaya sürülüyor. Evet, yani vekilliğinin düşürüldüğü gün de kürsüdeki isim yine başkan vekili olarak Bekir Bozdağ'dı da. Sayın Çömez, tamamladınız mı? Bir ayrıntısı var Bahçeli'nin söylediği. Bir küçük şey daha ekleyeceğim. Bakın, lütfen. Meclisin önünü yönetemiyor. Meclisin arkasını yönetemiyor. Kurumları yönetemiyor. Kurumlar şu anda savruluyor ve kurumlara hakim değil. Maalesef sarayın içerisindeki gruplaşmaları da yönetemiyor. Sarayın içerisinde güç odakları oluştu. Benim ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsunuz. Bazı siyasi partilerin orada ideolojilerin temsil eden güç odakları var. Ve bunlara nüfuz edemiyor şu anda Tayyip Erdoğan. Saraydaki o yapıyla parti genel merkezi arasında büyük bir kopukluk var. Aralarında büyük bir gerginlik var. Parti genel merkezi içerisinde kamplaşmalar var. Partinin genel merkeziyle taban arasında ayrışma var. Ve eski siyasiler de şu anda Ankara'da hamam önü toplantıları yapıyor. AKP nasıl bitirilir? Bittiği zaman biz ne yaparız? Yerine nasıl bir yapı kurarız diye şu anda kapalı kapılar ardında yoğun değerlendirmeler yapıyorlar. Bu tablo içerisinde AKP'nin süreci yönetme şansı yok. Onun için bize, muhalefete, bu ülkeyi seven sayan saygın aydınlara, gazetecilere, sizler gibi çok değerli insanlara topyekün bir sorumluluk düşüyor.